Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA Vice Stories Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata GTA Vice Stories ile e kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son GTA Vice Stories Mobile bölümünde sevgili arkadaşlar askeri üsten e, Jerry Martinez adı verilen e, bir puç yüzünden, e, adi yüzünden, hayi yüzünden atılmıştık. Kendisi bizden bazı illegal işler istedi ve bu işleri askeri üstteki yetkililer, yüksek yetkililer Falan öğrenince de e, askeri üstten atma kararı aldılar bize. Askerlik kariyerimiz kısacası yandı. Sonra işte Peel kese oyunun ikinci görevinde tanışmıştık. Kendisiyle onun eski mekanda falan kurtarmıştık. O kurtardığımız eski me mekanı e, bize kalmamız için e, ev olarak kullanmamız için verdi sağ olsun. Şimdi onun işlerini yapmaya başlayacağız. GTA Vice Stories serisi izlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olsun hem de başka oyun ve haberdar olabilirsiniz. GTA serilerinden keyif alıyorsanız eğer e, GTA San Andreas Mobile'ın da linkini açıklamalar kısmına koyarım. İsterseniz kanalın oynatma listesine bakabilirsiniz. Çolo Zafer'e hadi bakalım. Pil neredesin? Pil, oh. Pil benim Vic. O şatkanı çeksen iyi edersin. Ellerini görebileceğim bir yere doğru koy evlat. Buraya gelip beni soyabileceğimi mi zannettin? Büyük ihtimal denemek isteyeceksindir ama. Pil benim Vic kardeşin olan. Sana bir ders öğreteceğim şimdi. Fantonu indir ve ağlamaya başla. <laughs> Hop yat aşağı. Hop yat aşağı. Benim ya Vic, Vic Vance ya. Vic neden daha önce söylemedin? Seni görmek çok güzel kardeşim gel buraya. Oğlum sarhoş musun lan sen söyledik ya işte. Manyak. Sırtımıza shotgun dayadı ama Vic dedi yat aşağı. Yok öyle shotgun matkan falan. Oh oh oh. Shotgun'a dikkat et kardeşim. O shotgun'a dikkat et tutsan iyi olur. Kafamız da patlayabilir aynen. Evet, evet Kesinlikle işte. Kesinlikle. Tamam sana gösterecek bir şeyim var diyor. Hadi gidelim diyor. Okey. Peki. Tamam lan tamam geliyoruz. Tamam. Ne sen mi süreceksin? Pil diyor ben sürerim. Peki öyle olsun bakalım. Tamam hadi gidelim. Evet, seni sürü... Seni süreceğin arabaya ya. Belki de ben sürmeliyim evet belki de biz sürmeliyiz oyunun sesini bir tık kısacağım bu arada bir tık şöyle kısacağım Hani şey olabilir belki sesimi falan bastırır korkusuyla ondan dolayı Eğer bastırıyorsa ve bastırdıysa arkadaşlar yorumlar kısmında belirtin ona göre dikkat edeceğim Haberiniz olsun Orada ben muhabbeti kaçırdım ama Sen nasıl sürüyorsun ya falan Avustralyalılar gibi sürmezse iyi edersin mi? Niye Avustralyalılar çok kötü bir sürüyor Neyse Birazcık yorgunum arkadaşlar. Saat gecenin 3.30'u ya şu anda. Gün yorgunluğu falan var. Ondan dolayı bir tık kötü oynayabilirim. Kusura bakmayın şimdiden. Peki peki peki. Pil kendi şeylerinden falan anlatıyor da. Çok da çevresim yok açıkçası. Çünkü o kadar önemli bir şey yok. Hatta önemli bir şey yok. Evet polis merkezine geldik şu anda. Ha, burada bir şey yok. Ama buralarda bir yerde bir çoluk kokusu aldığımdan eminim. Her zaman kanunu çiğnerler. Buralarda bulunmasak iyi olur. Ve polisler beni endişelendiriyor. Anlıyorum. Peki. Peki. Hmm, başka bir yer biliyormuş. E, Peel çorulların olabileceği. Bu çorullar e, bir çete arkadaşlar. Kendileri e, Meksika çakması. Bir çeteler. Hmm, oyunun ikinci görevinde birazcık onlarla cebelleşmiştik. Tekrar cebelleşeceğiz. Hatta cebelleşmeye devam edeceğiz. Puh ikinci ıska. Nerede bunlar? İçinde tadımı çıkarmak için güzel şey olabilirlerdi. Aha. Aha da çoğul adamlarından bir tanesi. <laughs> çoğula piçi. İşte orada çoğula piçi. <laughs> Biraz ağır olmadı mı ya? Hatta böyle küfürleri ben direkt şey yapmayayım ya. Direkt çevirmeyeyim. Ayıp olur yetişkin izleyenler olur. izleyen küçük kardeşlerimiz falan var. Hani kötü örnek olmak istemiyorum ama yani öyle diyor. Neyse ben daha kibar bir şekilde şey yaparım. Küfürleri direkt İngilizce olarak şey yaparım hatta. Daha mantıklı. Bu arada şu oyunda NPC'lerden çok etkilendiğim bir şey varsa. Bizim arkadaşımız olan NPC'lerden bahsediyorum. Bildiğin pata 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 tarama tüfek gibi tarıyorlar. Hani Uzi'nin Taramol tüfeğin hakkını veriyorlar. Bakar mısın abicim Şöyle sıkabilmeyi çok isterdim. Bir de kaç basa? Şöyle birazcık hileye başvuralım. Aslında hile değil. PSP kontrolünde olan bir şey olduğu için. Abi çok değişik bir olay ya. Oka basıyorsun zaman hızlanıyor falan. Zaman hızlandığı için yaptığımız şeyler de hızlanıyor böyle. Yani hız Allah bir an var ya öce sandım. Allah çapsın var ya. Korktum ama öyle bir ay. Ben de diyorum arabayı nere tamir ettir diyor. Allah beni kahretmesin ya. Allah beni kahretmesin ya. Evet sevgili dostlar kaldığımız yerden saçma sapan bir saçmalığın ardından devam ediyoruz. Boyacı dükkanı bir tık yakın diye vaktinizi almamak için de Boyacı Dükkanı'nın önünden kaldığımız yerden devam etmek istedim bu arada haberiniz olsun çünkü daha bir görev daha yapacağız ve bu sıradaki görev daha oyunun en başından bizi, elimizi terletecek, bizi bayağı bir zorlayacak bir görev olacak. Hayır görevi mantığı aşırı derecede zor değil ama ciddi anlamda dikkat aynı zamanda bir zamanı karşı bir durum olmasından ötürü tehlikeli ve zorlayıcı bir görev. Hani aşırı zor demiyorum ama zorlayıcı bir görev gayet. Ve bir de PSP kontrolleri de oynamaya çalışıyor olacağımızdan dolayı bayağı bir zorluk çekeceğiz diye düşünüyorum. Umarım tek deneme de yapabilirim. Bu arada GTA Vice Stories oynamak isteyen arkadaşlar için oyunun ee, nasıl indirdiği ile alakalı bir video linki bırakacağım. Zaten 3 ee, dakikalık falan bir şey video en fazla. O 3 dakikanın zaten 2 dakikası indirme sadece. Rahat bir şekilde yapabileceğinizi düşünüyorum. Bu videoyu boşuna yapmadım. Neyse. <laughs> kısacası teşekkür ediyor Pil bize. Peki, peki. Sonra görüşürüz kardeşim. Sonra görüşürüz aynen. Görüşeceğiz zaten. Sonra görüşeceğiz dediğim en fazla birkaç saniye sonra. Şöyle yapalım da. Hmm. Kız kardeşimin eşi Marti senin gibi iyi adamlar arıyor. Peki. Kız kardeşimin eşi. Aynen eşi. Bulmuş aynı boğa Hadi bakalım. Hadi bakalım. Pil, ne oluyor? Bildiğin nanayı yemişsin. Sarhoş değilim. Sadece gözlemi dinlendiriyor. Peki neler oluyor? Evet. Evet. Bunun bir tane bomba mekanı varmış. Ee, bazı adamlar tarafından ele geçirilmiş diyor. Eee? Ha. Çolalar bunun mekanını patlatacaklarmış. Hani baya fazla bir şey varmış orada. Baya fazla patlayıcı mal varmış ve onları almamız gerekiyor. Hadi kalp yıl. Hadi şunlara bir ilgilenelim. Bence de. Hay babanı başlat başın diye. Mekanını havaya uçuracak oğlum. Mekanını mekanını. Çolalar mekanını havaya uçuracak da bu hala babasından bahsediyor ya. Tamam baban seni sevmemiş. Senden nefret etmiş. Kıçına tekmeyi basmış. Tamam da hani boş ver bunları şimdi. Geç bir şey değil. Şu anki gelecekte ne olacağına odaklan. Bu mu bize yardımcı olacak yani? Evet trajedi olan olaysa aynı onun gibiyim. Sarhoşum. Belli oluyor. Abartma lan o kadar. Abartma lan o kadar. O kadar. Ya tamam hani biraz psikopat bir manyak olabilirsin ama hani ölmeyi hak edecek kadar da şey değilsin. Manyak ya çıldırmış. Aha, bak şu an gittin eve. Bak şu anda. Bak şu anda gittin. Hakikaten acınasısın ya. Harbiden acınasısın. Tek başımıza mı gidiyoruz? Ha tamam. Pil kendine gelmiş öyle böyle. Peki. Neyse ben oyunun indirme şeyinden bahsediyordum. Onunla alakalı kısa bir video yaptım. Kısa ama öz. Yüz yüz bir şekilde çalışıyor. Linkini e, yorumlar kısmına da koyarım. Açıklama kısmına da koyarım. İstediğiniz yerden bakarsınız. Oynamak isteyenler de oynayabilir. Bir görevi falan yapamazsanız da benden izleyip takip edebilirsiniz. Sonra kaldığınız yerden oynamaya devam edersiniz. Yani oyun mobile kıyasla PSP kontrolleriyle gerçekten zorlayıcı. Hani ben açıldığımdan dolayı alıştığımdan dolayı bir yandan GTA San Andreas Mobile de oynuyorum. Tamam hani PSP kontrolüyle mobil kontroller arasında fark var, kesinlikle var. Hani o mobilde tuşlarını falan ayarlayabiliyorsun ama en azından oyuna genel olarak hakimim. Oyuna hakimim. PSP'de daha önce oynamıştım. Tabi 5. sınıfta falan hani bayağı bir zaman geçti aradan. Olsun yani oyun tecrübelerime dayanarak ben biraz hani adapte olabilirim, bir şey yapabilirim ama Hani benim kadar rahat adapte olamayacak ve uzun vakit alabilecek arkadaşlar da var. Ondan dolayı eğer takılırsanız bir sıkıntı bir şey olursa benden izleyip hem bana destek olursunuz hem de takip edersiniz. Hem de daha rahat geçersiniz daha çok bitirirsiniz oyunu falan. Neyse geldik mekana hadi bakalım. Evet mekanı kitlesen iyi olurdu. Peel orayı açma. Oha yani. Ha, bu kadarında olduğunu tahmin etmiyordum. Evet. Baya baya. Eğer o bomba şeyleri patlarsa hepimiz ölürüz. Tamam, tamam. Tamam, hallederiz. Tamam, halledeceğiz. Şimdi bu görev gerçekten zorlayıcı bir görev. Neden zorlayıcı bir görev? Ar e, araca bindiğimiz anda zor oyunu zorluğu ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Önümüzü daha zor görüyoruz. Şu anda çok bir şey yok. Şu an hatta hiçbir şey yok. Ama Kutuları getirdikçe ve zaman geçtikçe daha daha çok problem oluyor. Nasıl kaldırıp indiriyorduk biz bunu? Unuttum bak şimdi. Şimdiden unuttum. Eyvah eyvah. Hemen hemen pilin aracına varıp götürmem lazım şunu. Ve bu kutuları eğer ateşe yaklaştırırsak hit daha çabuk doluyor. Hit ısı demek. O daha çabuk doluyor ve bu da görevi kaybetme ve ölme şansımız arttırıyor. Eyva, eyva. Ateş daha kötü bir hal alıyor. Bu da tabi bizim malların daha çabuk ısınması ve görevi daha çabuk feyillenmesi demek. Dikkatli olmamız gerekiyor abi. Dikkatli olmamız gerekiyor. Baya baya dikkatli olmamız gerekiyor. Şu anda çok zorlayıcı değil ama özellikle ve özellikle ikinciden sonra. ikinciden sonra zorluk bayağı bir artıyor. Bakın giderek daha hızlı doluyor. Bar şu an giderek daha hızlı doluyor ve durum daha tehlikeli bir aralıyor. Hiçbir şekilde ateşe yaklaşmaman lazım. Çok hızlı bir şekilde doluyor. Hani şey oluyor. Hani ateşten uzaklaşınca azalıyor ama hani bana ciddi anlamda zarar zararı olmuş oluyor. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. İki tane getirdim daha yarısı dolmadı. Eyvah eyvah. Şimdi zorlaşmaya başlıyor işte. İşte şimdi zor ciddi anlamda atmaya başladı. Çünkü Gitmemiz yolların çoğu kapandı şu anda. Ve uzun yoldan dolandıra dolandıra. Böyle uzundan genişten ala ala dolanmam gerekiyor. Umarım umarım feylemeyiz abi. Şuradan çıktığım anda üçüncüyü de alacağım. Ay ay üçüncüden sonra zaten neyse. Dediğim gibi zorluk katlanlara artacak. Şu anda barın %50'si doldu dolacak. Doldu hatta dikkatli olmamız gerekiyor abi. Uzaklaş ateşten. Ateşe yaklaşma. Çok güzel abi. Çok güzel. Bayağı iyi oldu bu. Aman ateşe yaklaşma. Ateşe yaklaşmayalım da patlamayalım. Hani bir yandan Forklift'i şu platformu kaldırmanız gerekiyor. Bir yandan kutuya dikkat etmeniz gerekiyor. Bir yandan takılmamanız gerekiyor. Eyva. Kumarhane tamamen evet çöplüğe büründü şu anda. Hadi bakalım. Şu anda genişin de genişin genişini almamız gerekiyor. Hani tek bir yoldan gideyim de oradan basıp gideyim falan olayı yok. Ve barın %75'i dolmuş durumda. Şöyle hemen hızlıca. Bu arada şu bar arttıkça ben çok stres oluyorum ya. Yani çünkü aniden patlıyor ortalık. Ben korkuyorum öyle olunca. Ne bileyim o atmosferi hissedince falan ben bayağı bir geriliyorum. Hadi abi hadi abi hadi abi. Bir de yavaş ya. Neyse yavaş olması öyle aş... Lan lan dur manyak. Lan dur. Lan dur. Ne yapıyorsun manyak? Lan ne yapıyorsun? Lan 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 lan. Cık. Lan ne yapıyorsun manyak? Aa delirdi araba. Oğlum kendine gel lan. Cık, 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 cık. Olduğunu gördünüz değil mi arkadaşlar? Araba araç kafayı yedi. Kelimin tam anlamıyla kafayı yedi ama böyle bir şey olamaz. Şimdi görev feylenirse ben bayağı bir ağlarım. Bayağı bir ağlarım. Evet ağlayacağım galiba. Bayağı bayağı ağlayacağım şu anda. Hayır abi hayır. Sadece birkaç saniyemiz var. Yok abi fail. Fail fail. 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 Yapacak bir şey yok abi. O saçma sapan arabanın oracın kafayı yemesinden dolayı saçma sapan bir şekilde öldük. Evet. Bomba mekanı patladı. Tekrar deneyeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah bu sefer geçeceğiz. Şu an bayağı bir korkuyorum tekrardan feyleyeceğim diye. Aha yine takıldım. Aha da yine takıldım. Hayır abi ne olur yapma. Ne olur ya tekrar uğraşmak istemiyorum şu lanet görevle ya. Sinir bozucu çünkü çok sinir bozucu hem de. Saçma sapan takılıyor oyun ya. Hadi. Hadi. Oh. Yemin ediyorum 2-3 saniye kalmıştı. Var ya 2-3 saniye daha oyalanmış olsaydım o kaldırıcı kaldıramasaydım 2-3 saniye daha var ya gitmiştik GG'ydik. Yine GG'ydik. Allah'tan şey yaptık ama. Allah'tan hallettik görevi Hmm, kardeşin seni hiç aradı mı? Falan diyor. Ya şu, alt ne demekti ya? Galiba anneanneydi. Şu an hatırlamıyorum ama. Neyse çok da önemli Bu arada bu araba niye bu kadar hızlı lan? Oğlum bu araba aşırı hızlı GTA San Andreas'ta bu kadar hızlı diye bu araba oha aşırı hızlı gidiyor bu Oha ben bunu garaja eklerim <laughs> Ben bunu garaj, Garajıma eklerim şu an aşırı hızlı gidiyor lan oha bu ne <laughs> Oğlum bu hız ne lan Vaa wow, manyak Arabanın hızına Arabanın güzelliğine gel BMW pota şeyi aldım yani BMW izlenimi aldım benziyor çünkü Ön tarafı falan benziyor hani arabanın gerçekten. Neyse abi. <laughs> of be şu kanser görevden de kurtulduk. Yani izleyerek anlamışsınızdır zaten ne kadar kanser olduğunu. Oynayanlar, oynamış olanlar, bitirmiş olanlar zaten beni ayetten anlayacaktır. Şöyle üstte kaydedelim abi hemen. Şöyle kaydediyoruz ve videomuzu burada sonlandırıyoruz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Şimdi GTA San Andreas mobile videosu çekeceğim. Eğer bir aksilik olmazsa bu video saat 2. San Andreas'ta saat 4'te kanalda olacak haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesabına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızı oynatma listesinden başka oyun serilerimize ve gerçekten bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.